patlaması olabilir mi? Bir de beni egolu derler yani. En azından ben kendimi dalga geçebilen bir insanım. Öyle bir özelliğim de yok da. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının bir bir ortaya çıktığını ifade etti. Kandırıldığını söyleyerek izleyenlerden özür diledi. Seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gazeteci Fatih Portakal bu kez topa tuttu. Hesap vermeden, yenilginin ve başarısızlığın hesabını vermeden o koltukta oturan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Bey, gitmeniz gerekiyor. 14 ve 28 Mayıs'ta seçim hezimeti yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Seçim süresince Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen birçok isim hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'na adeta duvar ördü. Gazeteci Fatih Portakal da onlardan birisi. Fatih Portakal, "Safmışım" diyerek Kılıçdaroğlu'na veryansını etti. Portakal'ın eleştirisi sert oldu. "Kılıçdaroğlu için egosu patlamış bir insan var karşımızda" ifadelerini kullandı. Şu anda kendinden başka temiz hiç kimseyi görmüyor. Ya böyle bir ego patlaması olabilir mi? Ve egosu patlamış bir insan var karşımızda. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendisini en temiz olarak gören ve kendinden başka kimsenin temiz olmadığını düşünemeyiz. Geçmişte temiz birisi olsa yarın bırakırım demek ben gitmeyeceğim demek. "Bizi kandırdılar" diyen Fatih Portakal, CHP'nin kendini temizlemesi gerektiğini dile getirdi. Ana muhalefet partisi liderinin yalanları ortaya çıkıyor ya. Geçen gün onu dedim, biz kime güveneceğiz ya dedim. Kime güveneceğiz? Yani bizi kandırdılar. Ya gerçekten biz de kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum. Ya umut da var zannettim veya ne bileyim. Naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmış insandır diye tahmin ettim. Ama işte öyle değilmiş. Ben de sizlerden özür diliyorum. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum. Ama şöyle bir bakıyorsunuz Ana Muhalefet Partisi'ne. Yani gerçekten kendini temizlemesi gereken en önemli parti. CHP'nin seçim başarısızlığına değinen Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulundu. Ve bu şekilde bu hesap vermeden yenilginin ve başarısızlığın hesabını vermeden o koltukta oturan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Bey, gitmeniz gerekiyor.